Değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Güncel bir konu uyuşturucu bağımlılığı. 2021 yılında Türkiye eroin kullanımında dünya birincisi, ekstazide dünya ikincisi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporunda son 4 yılda uyuşturucu olayları da kullanıcısı da tam 2 kat artmış. Aslında ve bunların arkadaşlar verilen rakamların 4/3'ü de kullanıcı. Aslında bu bir rapor değil. Bu bir sizin karneniz. Hal böyleyken uyuşturucunun hedef olan Gençliğin Bakanlığı'nın bütçesinde ise bütçenin sadece 1/10'unu uyuşturucu kullanımının önlenmesine ayırmışlar. Ve 78 sayfa bütçe sunumunun sadece bir sayfasında bile uyuşturucu kullanımla ilgili herhangi bir şey yok değerli arkadaşlarım. Yurt konusu, yurt ve yatak sayısıyla ilgili tutarsız rakamlar var demiştik. Yani yeni açılan yatakların yeni açılan yurtlara sığması mümkün değildi. Bu sefer de bir cevap geldi. Diyor ki bu yatak sayısı içinden 70.000'i yeni yurt açarak değil, fiziki yapısı uygun yurtlarda kapasiteyi arttırarak diyor. Şimdi Sayın Bakan, o kapasite bu mu acaba? Bir odada 8 kişi arkadaşlar. Burs konusu. Sizden önce burs miktarı 45 liraya 2 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi senin verdiğin 850 ne alıyor? Bir kahve 40 lira. Bir öğrenci verdiğiniz bursla günde bir kahve bile içemiyor. Futbola gelelim. Spor Bakanı dedi ki bizden önce futbol topu da yoktu dedi. 2002'de Türkiye Dünya Kupası'nı kazandığında ve daha önce Galatasaray Avrupa şampiyonu olduğunda herhalde topsuz alanda topla oynamadı. Topsuz alanda oynadı herhalde. Naklen yayın. Geçen dönem bir Katar firmasına dolar üzerinden verildi. Sonra 90 milyon dolar indirim yapıldı. 300 milyon lira da biz ekledik. Kalanı da Türk lirasına çevrildi. Madem alacakları TL'ye çevirip Katarlılara ayrıcalık yapıyorsunuz, o zaman devletin beşli çeteye olan dolar garantili borçlarını da TL'ye çevirin de biraz da devleti kollayın değerli arkadaşlarım. Bu yıl TRT de girdi ihaleye. Bazı paketleri satın aldı. Sonra biri üstten devreye girdi. TRT vazgeçti. TRT aynı paketi bu sefer Katar firmasından 10 kat daha fazla fiyata aldı. Bunu da biliyor musunuz? Milletin iktidarında Türk futbolunu şifreli kutudan bir Katar firmasının tok alıcı kibrinden ve spordaki kapitülasyonlardan kurtaracak, kulüplerimizle daha fazla kaynağı kavuşturacağız. Şimdi yüzme bilmeyen kalmasın projesi. Birazdan bakan yine söyleyecek arkadaşlar. Çok enteresan. Arkadaşlar, portatif şişme havuzlarda suyun devir daim sistemi de yok. Hem de pandemi döneminde tam 5 milyon kişiye yüzme öğrettiklerini iddia ediyorlar. Yani iki kişinin el ele tutuşup bir araya gelmekten imtina ettiği bir dönemde şişme havuzlarda 5 milyon kişi arkadaşlar. Peki gerçek ne? Gerçek burada arkadaşlar. Gerçek buradaki dosyada var. Bakın, spor il müdürlerine talimat gitti. Okullardan, nüfus müdürlüklerinden, birçok spor kulübünden listeler gitti. Bu veri gizliliğine de aykırı. Ve bunların içerisinde hiçbirisinin yüzme öğrendiğinden haberi yok. Bu konuda hodri meydan diyorum. Gelin bu bilgileri açın. Her şey ortaya dökülsün değerli arkadaşlarım. Bir bakana, yani burada arkadaşlar okulların kendi yüzme öğrencileri dahil edilmiş. Her türlü fırıldak var. Şimdi bir bakana sahte veri girişi yaparak kamuoyunu yanıltmak ve kişisel verileri izinsiz kullanmak yakışıyor mu? Peki Sayın Erdoğan'ın bunlardan haberi yok mu? Bence Sayın Erdoğan'ın bunlardan haberi var. Ama Sayın Erdoğan kaç kişinin yüzme bildiğiyle ilgilenmiyor. Sayın Erdoğan oğlu Bilal'in vakıflarına Spor Toto'dan kaç para aktarıldığına bakıyor. Mesela Erdoğan kendi diyor ki TÜGVA'yı desteklemeye devam edeceğiz. Her türlü destek var. Para var, istihdam var. Bakın en son 300 kişilik kadro, özel kadro. Gençlik liderliği sertifikasına sahip olmayı şart koşuyor. Peki kimde var bu sertifika? TÜGVA, TÜRGAV İlim Yayma Cemiyeti. Bu sertifika bahanesiyle sadece oradan gelen 300 kişi alınıyor. Yine ayrıca Spor Toto üzerinden milyarlarca para aktarılıyor. Sayın Bakan'a Spor Toto'dan yapılan harcamaların bir listesini soruyoruz. İşte o yüzden cevap vermiyor. Sayın Kasapoğlu, bugün burada bir daha soruyorum. Çıkın millete açıklayın. Hangi yandaş vakıf, dernek ve gruplara ne kadar kaynak aktardınız? Bu Sayın Bakan Spor Toto Teşkilatı'ndan geldi. Bakan olmadan önce. Şimdi Spor Toto'da büyük kaynak var arkadaşlar. Devasa. Geçen yıl sadece 113 milyar lira. Şimdi orayı bırakınca bir paradan oldu.
Tamamlayalım lütfen. Bakın her şey düşünülmüştü. Spor Toto'yu da yönetmeye devam etmek için kendine özel yönetmelik çıkardı ve Spor Toto'ya da yönetim kurulu başkanı oldu. Şimdi hem Spor Toto'yu yönetiyor hem Spor Bakanlığı'nı yönetiyor. E o zaman Spor Toto'yu da diyeceksin ki bakanlığa bağlayıp bağlamazlar. Çünkü o zaman denetim altına girmiş olur. İşte o yüzden diyoruz arkadaşlar. Spor Toto Türk sporunun kara kutusudur. Spor Toto hükümetin örtülü ödeneğidir. Yine arkadaşlar Erdoğan TÜGVA Kongresi'nde diyor ki muhafazakar devrimci istiyoruz diyor. Ya devrimci kim? Siz kimsiniz arkadaşlar? Devrimci emperyalizmin temsilcilerine ülkesini parsel parsel satmaz. Devrimci Kaz Dağları'nda, Murat Dağları'nda, Fas'taki emperyalizmin temsilcilerine göğüs gelen insanlardır. Sizin gibi öyle tutup da pudra şekeri koklayanlar değil. Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.